Geçtiğimiz aylarda Kars'ta yaşadığım için bana çok yakın bir ülke olan Gürcistan'dan PlayStation 5 almıştım ve bunu da videolandırmıştım. Bayağı da izlendi TikTok'ta, Instagram'da, YouTube Shorts'ta falan. Teşekkür ederim bu videolardaki izlenme için. Eğitim videolarımı da aynı şekilde izleyin kardeşim. Bu ne böyle? Sadece Gürcistan'dan gidelim bir şeyler mi satın alalım? Herkese mi hitap edelim? Biraz kendimizi eğitelim, öğretelim. Neyse. Neyse, sonra dedim ki böyle bir controller var. Kontrol cihazı. Bunu bir kurgu cihazına dönüştürebilir miyim diye merak ettim. Çünkü üzerinde bir fare var. Oyun oynarken böyle fareyle oynarken dedim lan bununla kurgu yapılabilir. Çünkü tüm tuşları özelleştirebiliyorum. Faresini kullanabiliyorum. O zaman deneyelim kankalar. Sizden tek bir ricam var. Bu videoya 5000 like atarsanız bununla telefonda çok acayip şeyler deneyeceğiz. Bunu Bluetooth'tan telefona bağlayıp çok acayip şeyler deneyeceğiz. 5000 like yapınca görürsün. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Bununla alakalı olan kurulumlarımızı yapalım. İlk önce bunu bağlamak için ortadaki PlayStation tuşuna ve sol üstteki bağlantı tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Şimdi diyor ki bağla diyor kardeşim. Başka cihaz ekle. Bluetooth. Wireless controller. Okey. Cihazımız hazır. Diyor ki wireless controller'ını bağladım bilgisayara. Şimdi artık buradan FIFA oynayabilirim. Bilgisayardan FIFA oynayabilirim kardeşim. Neyse biz Google'a gelelim. DS4 Windows. Dur lan bir. DS4 Windows isimli programı ücretsiz biçimde indirebiliriz. Şimdi buradan download dedik. Bunu da indir dedik. Yani PlayStation 5 kontrolörü olanlar bilgisayarına bu programı indirsin. DS4 Windows'u çalıştırıyoruz. Net Framework indir dedi. Hadi indirelim bakalım. Program folder'ı indirsin. App data'ya kaydetsin. Diyor ki şimdi bizden step step bir şeyler indir. Diyor ki Wigan Bus Driver'ını ilk önce bir indir diyor. İndirdi. Kurdu. Sonra finish. Tam start dediğimizde Virtual Xbox 3 controller, controller bir şeyler dedi. Bizim için şarjı da azmış bu arada. Neyse önemli değil. Biz buradan profile geliyoruz. Edit dedik. Bak şimdi profilden edit dedik ve bunun için bak burada. Bak görüyor musun? Artık fareyle oynayabiliyorum. Görüyor musun? Diyorum. Geliyorum buradan tıklayınca seçiyor vesaire. Güzel bak. Şimdi diyor ki buradaki tuşun ne işe yaradığını çözümleyebilirsin diyor. Ne yapalım mesela? Bu tuşa forward koyarız. Bu tuşa delete koyarız vesaire. Premiere'imizi bir açalım. Şimdi burada böyle bir kompozisyon oluşturduk. Şimdi gelelim kankalar. İlk önce şuna bakalım. DS4 Windows'a gelelim. Diyelim ki buraya şimdi X butonuna ne koysak seçim koyalım. Ben çünkü PES oynayan bir adam olduğum için V tuşunu koyacağım. Buna bastığımda V'ye geçsin. Buna bastığımda da C'ye geç. C'ye geç. Shoot tuşunda R, yani biraz daha hızı ayarladığım bir seçenek olsun. Bu Y butonunda da T olsun, böyle text butonu. Mesela buradan üste bastığımda text katmanına geçsin. V'ye bastığımda selection'a geçsin. Retime paneline geçsin ve bunda da Razer tool'uma geçsin. Tamam, bunları güzel ayarladık. Şimdi bu tuş play olsun ilk önce. Bu tuş ripple delete olsun. Buna da record a macro dememiz lazım. Record a macro, CTRL ile boşluk dedik. Tamam, CTRL ile boşluk yaptık. Soldaki tarafı, arka taraf Q, diğer arka tarafta W. Okey, şimdi ne yapacağız? Play'e bastım. Play'e bastım, durdurdum. Tamam mı? Şimdi sağa doğru çekiyorum, gidiyor. Sağa doğru çekiyorum, sola doğru çekiyorum. Tamam mı? Şimdi arka tuşla W yaptım. Kestim. Sonra biraz daha ileri gideyim. Q'ya bastım. Öncesini sildim. Burayı da silmek istedim. Sola, sağa geçebilirim. Çok eğlenceli. Sadece bu videoyu C tuşuna basıp abi buradan fareyle gelip burayı kırpabilirim. Sonra bunu da left tuşla mesela kesebilirim. V tuşuna geldim. Sonra burayı seçtim. Bunun üzerine right stick'te de delete. Right stick'te mesela burayı seçelim. Buradan delete yaptım. Veya buraya da tıklayalım. Delete yaptım. Tamam, güzel. Sağa doğru gideyim. Burada kestim. Q. Bu videonun sonrasını da silelim. Bunun biraz ilerisine gidip öncesini silelim. Böyle kurgu yapabilirim. Aslında bir kurgu cihazım var. Hatta boşluğa basalım. İzleyelim. Böyle. Yani yapabiliriz. Dediğim gibi DS4 Windows programını da göstermek istedim sizlere. Böyle basitçe bir video olsun istedim kankalar. Tabii Premiere Pro'nun sol üstünde gördüyseniz Premiere Pro kullanıcılarının çok seveceği Spankrime Library isminde kendi ismimle çıkarmış olduğum bir eklenti var. Onu da incelemeyi unutmayın. Özellikle Premiere Pro kullanıcıları buna bayılacak. Bayılacak kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla benim kısa eğitimlerimi izleyebilirsiniz. Spankrime Library için de şuraya tıklayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. 5000 like'ı da unutma.